Üf, nerede bu? Alo? Günaydın Nihan. Günaydın. Kahvaltı yaptın mı? Şimdi kalktım masadan. Tüh, geç kaldım desene. O zaman şöyle yapalım. Ben seni geçerken alayım, olur mu? Sana güzel haberlerim var. Nihan, orada mısın? Duyuyorum İlker. Tamam. Nasıl istersen öyle olsun. İyi, görüşürüz. Görüşürüz. Yakışıklı kocam giymiş mi bakalım? Ha? Hı hı. Gümüş. Hı. Ben bir şey düşündüm. Neymiş o? Diyorum ki bundan sonra Mehmetcan'ı buraya getireyim. Hem gözünün önünde vakit geçirmiş oluruz. Böylece senin için de rahat olur ha? Ne dersin? Olur. Hem Mehmetcan daha kardeşle tanışmadı. Şimdiden alışsınlar birbirlerine. Anlayışlı karım benim. Gümüş. Hı. Ben sana olan sevgimden eminim. Benim için bir tek sen varsın. Kafandaki kuşkuları gidermek için elimden gelen her şeyi yaparım. Öyle mi? Hı. E peki ya benim hala şüphelerim varsa? Hala mı var? Bunca konuşmamızdan sonra. Evet. Ama yani küçük bir öpücük şüphelerimi giderebilir benim. Şimdi var mı? Var. Daha emin olamadım. Hmm. Bak bu kesinlikle güzeldi. Ben galiba eminim. Oğlum, geldim anneciğim. Ay ay, benim oğlum uyanmış mı? Altını mı sattın bakayım anneciğim? Allah, çay taştı. Allah. İnanamıyorum ya, bu da yandı. Of. Ya kaç elim var benim Gökhan, bir zahmet şu kapıya. Ne diyorum ben? Al bakalım koca bebek. Hmm. Sağ ol aşkım. Aa, yavaş yavaş. Dur. Günaydın. Aa, kızım hayırdır? Hangi dağda kurt öldü? Artık tembellik bitti. Kendime iş buldum. Aa, sahi mi? Evet, hem bu kez torpilsiz. Sabahtan iş yerime gideceğim. Öğleden sonra belgelerimi almak için de şirkete. Hayırlı olsun canım. Kötü bir iş ama işsiz olmaktan iyidir. Tabii canım, tabii. Aferin kızım. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Bizim yapabileceğimiz bir şey olursa da yardım istemekten çekinme, değil mi? Tamam. İstersen sana referans mektubu yazarım. Sağ olun, hiç gerek yok. Ben her şeyi hallettim bile. Hadi ben kaçtım. Canım, iyi şanslar. Görüşürüz. Hadi. Ay çok alem kız ya. Akıllanmaya başladı galiba. Hadi hayırlısı. Ah, seni çok özledim yavrum. Minnoş kedi nasıl? Onu da getir buraya, tamam mı, gelirsen? Hoşça kal kızım. Günaydın. Kızımın herkese selam var. Günaydın canım. Sağ olsun. Eksik olmasın. İyi miymiş bari? İyi, Allah'a şükür, keyfi yerine gelmiş. Dilruba Hanım, kızınız neredeydi? Ankara'da. Ankara mı? Evlenip oraya gitti. Sonra da kaldı.
Eşi dostu orada tabii. Buraya dönmesi çok zor. Rahatı yerinde olsun da uzaklık mühim değil. Öyle. Ankara ha? Neymiş bakalım bu güzel haber? Sıkı dur. Evet. Bugün işe başlıyorum. Ciddi misin? Ne çabuk iş buldun? Benim gibi yetenekli birini kaçırmamak için hemen işe aldılar. Bu harika. Kutlarım. Benim yüzümden işsiz kalınca kendimi kötü hissetmiştim. Ama şimdi rahatladım doğrusu. Benim yerime birini aldılar mı? Hayır. Ama bir an önce alsalar iyi olur. Çünkü tek başıma zorlanıyorum. Öyle de şimdi kim bilir yerime kim gelecek? Sana nasıl davranacak? Zaten işi yeni öğreniyorsun. Bir şey olmaz. Merak etme. Ben hallederim. İyi bakalım. Düreğimin gümleri kanayını, ah kanayını. Fistan giymiş etekleri alayını. Hayırlı günler. Ay, aklımı aldın. Yani size de iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun da ne istemişsiniz? Ben Dilruba Hanım'ın kahyasıyım. Ne? Bugünden itibaren bu ev benden sorulacak. Yüksek müsaadelerinizle. Nasıl yani ya? Duydun işte. Artık ben varım. Dilruba Hanım aldı seni işe? Hem Dilruba Hanım hem de Mehmet Fikri Bey. Sağ olsun Mehmet Fikri Bey beni işsiz bırakmadı. O evden bu eve tayin oldum. Sen işsiz kalmadın ama ya biz? İnanamıyorum ya. İşsiz kaldık. Yapılır mı bu bize? Bence hiç profesyonelce bir davranış değil, küçük hanım.